Bilindiği gibi fındık da en önemli ülke Türkiye'dir. Karadeniz bölgemizde 700 bin hektar alanda dünya fındık üretiminin %70'i yapılmaktadır. Yıllara göre değişmekle beraber ortalama kabuklu fındık üretimimiz 550 bin ton dolaylarındadır. Bu üretim için Karadeniz bölgemizde 400 bin ailemiz doğrudan çalışmakta, on binlerce aile ise fındık nakliyesi, işletmesi, ticareti işçiliğinden yüz binlerce esnaf ailesi de fındığın sağladığı ekonomik değerden faydalanarak geçimini sağlamaktadır. Öyle ki dünya fındık ihracatının yıllara göre %85-90'ını ülkemiz yapmaktadır. Üreticimizin gayretiyle üretilen fındıktan ülkemiz ortalama olarak yıllık ihracat geliri 2 milyar dolar dolaylarındadır. Nitekim Trabzon ilimizde 655 bin dekar alan ortalamada 40 bin ton üretim rakamıyla Doğu Karadeniz bölgesinin önemli bir fındık üretim merkezleri arasındadır. Herkesin bu bilinçle hareket etmesi, fındığın ve fındık üreticisinin sorunlarına duyarlı olması ve destek olması gerekir. Bu kadar önemli bir ürünümüz olan fındıkta sorunlarımız bir türlü bitmiyor. Son yıllarda hastalık ve zararlılarda fındık üretimimiz gittikçe zorlaşmaktadır. Mevsimler değişiklikler, çürüleme hastalığı, bakteriyel yanıklık, mozaik hastalığı, dal kanseri, çök çürüklükleri, çotanak yanıklıkları ve çürüklükleri gibi önemli hastalıklardan daha fazla görülmesine neden olmuştur. Amerikan beyaz kelebeği, turunçgil uzun antenli böceği, kahverengi ve yeşil kokarca, fındık iç kurdu gibi zararlılar da fındık alanlarımızda daha sık görülmeye başlanmıştır. Çürüleme hastalığı fındık alanlarında 2013 yılından bu yana görülüyor. Mücadele edilmezse fındığa %70 ile %100 arasında zarar veriyor. Hem verimi hem de kaliteyi olumsuz etkilemektedir. TÜİK bu yıl için fındık rekoltesinin 715 bin ton olacağı yönünde açıklama tahminde bulunmuştur. Böyle bir rekoltenin olmasına imkan vermiyoruz. Hastalık ve zararlıların yanı sıra Haziran ayı dökümleri hesaba katılırsa %20'nin üzerinde bir rekolte kaybı olacağını tahmin ediyoruz. Üreticinin korunmasının yolu kesinlikle Toprak Mahsulleri Ofisi'dir. Ya da başka bir kurum, müdahale kurumundan bu işi halledilmelidir. Görünen köy kılavuz istemez. Piyasadaki tekelci yaklaşımın kırılmasının piyasadaki istikrarın sağlanmasının başka yolu da yoktur. 2009 yılından sonra Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yaparak devreye girdiği her yıl fındık piyasası ve fındık fiyatları spekülasyondan uzak, tekelci yaklaşıma müdahale fırsatı vermeyecek şekilde oluşmuş. Hem ülkemiz hem de üreticimiz kazanmıştır. Değerli basın mensupları, Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl ve sonraki yıllarda da alım yaparak piyasada olmalıdır. Rekor diye hep döktüm başkanım. Rekor diye.